Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu 2022 yılını değerlendirdi. Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra istihdama ve üretime yönelik çalışmalar hayata geçirdiklerini kaydeden Oprukçu, eğitim ve sağlığın yanı sıra özellikle kadın girişimcilere önemli destek verdiklerini aktardı. 2019'un Şubat ayında huzur şehri Ereğli'yi inşa etmek üzere çıktığımız yolda Rabbül Alemin'in lütfu, sevgili hemşehrilerimizin teveccühüyle belediye başkanı olduk. Gecemiz gündüzümüz halkımızın emrinde. 24 saat ulaşılabilen bir belediye başkanı olarak Ereğli'mize, şehrimize hizmet etmeye samimi bir gayreti ortaya koyduk. Hazırlanan slayt eşliğinde rakamlarla bütün yatırımları ve projelerdeki son durumu paylaşan Başkan Oprukçu, desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de açıklama yaptı. 2023 seçimleri Sayın Cumhurbaşkanımızın açık ara farkla seçildiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve AK Parti'nin meclise güçlü bir şekilde girdiği bir dönem olacak ve nihayetinde Türkiye'nin gelecek bir yıllarda endişesiz, onurlu bir şekilde, başı dik bir şekilde yaşamasına imkan sağlayacak bir süreci inşallah hissedecekler. Başkan Hüseyin Oprukçu basın toplantısını Ereğli'nin il olacağı müjdesiyle tamamladı. Oprukçu, kararın çok kısa bir süre içinde verileceğini aktardı.